Son zamanlarda erkekler de çok tercih ediyor. Bir de erkeklerin batık gibi sorunları oluyor. Batık olan bölgelere lazer uygulaması yapabiliyor musunuz? Şimdi batık erkeklerde bazı yerlerde glenoidal sinüs dediğimiz bir hastalık vardır. Popo arasında üstte belin alt kısmında bir ciddi kıl dönmesi denilen ve herkesin ameliyat olduğu bir hastalık diye bilinen, doğuştan kılların orada, kişiler öyle doğar ve derinin altında büyüyerek bir iltihaplanma, kronik bir iltihaplanma yaratır. Hı hı. Bunun tek çaresi bugüne kadar ameliyattı. Ama biz böyle kıl dönmelerini, eğer bunu kastediyorsanız, lazer tedavisiyle gayet etkili tedaviler yapabiliyoruz. Yani onları bir yerde ameliyattan kurtardığımız, hı hı, 4-5 kişi oldu. Herkes de işe yarar mı bir söz ve söyleyemem. Ama yüzeyelse bu kılların kesesi, rahatlıkla biz yukarıdan lazerle onlara ulaşabiliyoruz. Hı hı. Ama kıl batığı daha çok kadınlarda ağdadan sonra olduğu için, yani bu sorunuzu öyle cevaplandırmak gerekirse, lazer sonrasında onlar yok oluyor. Lazer sonra, evet. Anlaşılan sizin bilginiz, tecrübeniz var. Çünkü gerçekten kıl batıklarının yegane çaresi lazer epilasyonu yaptırmaktır. Bu birçok kişi için hayatidir. O iltihaplanmalar, yaralanmalar, çok sıkıntılar çekiyorlar. Hani bugün bir doktor olarak lazer epilasyonuyla niye uğraştığımı bir zamanlar ben de düşmüşümdür ama insanların gerek psikolojik gerekse fizyolojik olarak çok sıkıntı çektikleri, hı hı, bir konu olduğu için lazerlerin de bu konudaki başarısını gördükten sonra bu konuda bayağı bir faydalı olduğumuza inanıyorum. Peki hormonal bozukluğu olan hastalarda ya da müşterilerinizde lazer epilasyon uygulaması yapabiliyor musunuz? Şimdi bu hormonal bozukluğu konusu aslında kadın doğumcunun ve endokrinologların konusudur. Böyle hastalar zaten çeşitli şikayetleri yüzünden o uzmanı olan doktorlara giderek zaten bir tedavi görmektedirler veya görmeliler. Hı hı. Eğer bir hormonal bozukluk varsa, eskiden işte çeşitli tedavilerle birlikte götürelim diye düşünmemize rağmen ben artık yılların tecrübesiyle şöyle düşünüyorum. Bir hormonal bozukluk bir kadını rahatsız ediyor ise, çeşitli diğer sebepler nedeniyle rahatsız ediyorsa, o konuda rahatsızlığı yönünde böyle bir tedavi almak zorundadır. Tamam, o kendi bileceği iştir. Ama epilasyon konusunda hiç böyle bir şeye gerek yok. İstediği kadar hormonal bozukluğu olsun. Bizim tedavimiz bazen, evet, 10 seansta bitmiyor, 15 seansta bitiyor. Ama buna devam etmek zorundayız. Ve lazerle devam ederek de onları da hormonal polikistik over hastalığı olan, işte ciddi hormonal gelişim çağında bozukluğu olan çocuklarda bile biz tedavimizi yaparak bitiriyoruz. Yani kıllar tedavi yapıla yapıla bittikten sonra hormonal değişiklikler bir daha ne kılı çıkartabiliyor ne de bizim tedavimizi engelliyor. Çünkü biz kılı kurutup yok ediyoruz. Dolayısıyla bizi hormonal faktörler etkilemiyor. Ama biz öyle bir şeyi fark edersek hastamızı doğru bir şekilde yönlendirerek o tür şikayetlerin tedavi olması için doğru uzmana gönderiyoruz. Hı hı. Peki o kılı kurutup yok ediyoruz kısmında lazer ışınları, yani o kırmızı ışık patladıktan sonra kıl kökünün yok olması nasıl bir süreç, nasıl yapıyor bunu lazer ışınları? Bakın kıl aslında bir araçtır. Biz kılı yakıyoruz. Kıl siyah olduğu için lazer enerjisini bir paratoner gibi çeker. Kendisini saran folikül dediğimiz yumurta kısmını bir iğne gibi, iğneli epilasyonun iğnesi gibi yakar. Hı hı. Yani biz kıldan yararlanıyoruz ve kökü yakıyoruz. Aslında bir yandan da kökü besleyen damarları da yakıyorsunuz. Pişiriyoruz, hastalandırıyoruz ve bozuyoruz. Yani yakmak tabiri insanlarda birazcık... Kulağa biraz korkutucu geliyor. Yani yanık izi şeklinde bir iz bırakabilir gibi bir şey de bırakabilir. Ama hiç o düzeylere gelmiyor. Bizim ısımız 70-80 derecelere kadar geliyor ki bunlar tamamen iyileşiyor ve tekrar kıl çıkıyor. Hı hı. Yeniden bir seans yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden biz tedavi tekrar edeyle kılın üreten kısımlarını ve onu besleyen kısımlarını hastalandırarak bozuyoruz ve kıl çıkaması hale geliyor.